Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Rol işlemlerine devam ediyoruz. 140. dersimizdeyiz. Şimdi ilk önce rol düzenleme işlemiyle başlayalım. Yani mevcut rollerde bir düzenlemeye gidebiliriz. Rol view modeli geldim, kapattım. Hemen modele sağ tuşa tıkladım, ekle dedim. Buraya yeni bir class daha tanımlayacağım. Olabildiğince işlemleri de mimarinin dışına çıktığım zaman model üstünden yapmaya çalışıyorum. Rol update view model demiş oldum şöyle. Role update view model dedim. Şimdi burada iki tane prop'um olacak. Prop tap tap birinci prop'umuz ID olacak. Sonra kontrol D ile aşağı aldım. İkincisi name olacak. Burası string olarak tanımlansın. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi geldik update role işlemine. Şimdi update role'de ilk önce rolü bulmamız gerekiyor. Sonra bulduğumuz role göre işlem yapacağız. Head rolü kapatıyorum artık. Index kalsın. Admin rol kontrolöre gelmiş. Önceki indeksi de kapatıyorum. Daha sonra şimdi burada hemen public iAction result diyelim. Update rol. Rol güncelle. Parantezimi açtım. Int id. Dışarıdan bir id parametresi alarak başlayacağız. Var. Ne diyelim mesela? Value. Values. Değerler. Eşittir dedim. Alt tire. Role manager. Nokta. Roles. Nokta. First or default parantezimi açtım. X eşittir büyüktür. X öyle ki x nokta x nokta id yani app role'den gelen id değeri zaten role manager'a bağlı olarak app role değil de hatta şey değil. Direkt ASP.NET role tablosundaki id alıyor. Eşit eşit ne eşit olan id değişkenine eşit olan değeri getireceksin. Güzel. Sonra alta inim. Role Update v model, role update v modelden bir nesne türetelim. Model nesnesi eşittir new role update v model dedim. Ardından süslü parantezimi açtım, alta indim. CTRL boşluk yaptım. Şimdi role update v modelde iki tane benim property'm vardı. Biri id, biri name. Id eşittir. Id nereden gelen değer? Values'tan gelen değer. Values nokta. Id'den gelen değer. Noktalı virgül değil de sadece virgül koyalım. Sonra CTRL boşluk. Name diyelim şöyle. Name eşittir. Bu da values'tan gelen name değeri olacak. Şuraya noktalı virgülümü ekledim. Ve return view ile bize geleneği döndürsün. Modelden gelen değeri döndürsün. Güzel. Burası ne zaman çalışacak? HTTP get olduğu zaman çalışacak. Update role'e sağ tuşa tıkladım. Add view diyeceğim. Bekliyorum gelmesine. Sağ tuş. Add view dedim. Razor view'i seçtim ve admin layout seçili olarak burası bir gelsin bakalım. Şimdi ilk önce şunu deneyelim. Biz bu sayfaya şeyi taşıyabiliyor muyuz? Rolü taşıyabiliyor muyuz? Güncelle dediğimiz zaman. Önce bunu denemiş olalım. Şimdi sen diyeceğim using core demo nokta model et model olarak da role update view modeli çağır. Güzel. Şimdi buranın ismi role düzenleme sayfası olsun. Çok güzel. Sonra form tag'i form metot eşittir post olacak. İndim aşağıya. Şimdi burada form metot postun içerisinde hemen bir tane div tanıyalım. Div class eşittir form tire grup olsun. Niye tamamlamıyor? Sanırım ilgili layout'la ilgili. Şimdi buraya ben bir tane label atıyorum. Label'ın ismi işte role ID olsun. Yani bu ID tabii gizlenmeli, böyle tutulmamalı. Ama hani gelip gelmediğini görmek için böyle bir yönteme gidiyorum. Input ekleyelim hemen. Input'umun type eşittir text. Sonra name eşittir ID olacak. Geldim. Class da eşittir. İşte ne olsun? Form tire kontrol olsun. Tamamdır. Şimdi şurayı olduğu gibi kopyaladım. Geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Burası da rol başlığı olsun. Rol başlığı. Burası da name olacak. Çok güzel. Buranın da atamasını yaptık. Tamamdır. Sonra form içerisinde buraya bir tane buton ekleyeceğim. Butonumun ismi işte class eşittir. BTN tire success olsun. Yeşil bir şey gelsin. Rolü güncelle gibi bir başlığı olsun. Böyle bir şeyler kullanabiliriz. Şimdi indekse geldim. İndeks içerisinde buna bir atama yapacağım. Şöyle bir atama gelecek.
güncelleme işlemi için. Sen diyeceğim slash admin içinde yer alan slash admin rol içinde yer alan slash update role gideceksin. Slash neyle beraber? Add item nokta ID ile beraber gideceksin. Bu şekilde gitmesi gerekiyor. Tarayıcı üzerinde göster diyeceğim. Bir bakalım rolü ilgili sayfaya taşıyabiliyor muyuz? İlk önce bunu denemiş olalım. Daha sonra güncellemeyi deneyeceğiz. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bakalım. Önceki sekmeyi kapattım. Admin slash, admin role slash index bizi bir karşılasın. Şimdi burada mesela writer'a güncelleye tıkladım. Sile mi vermişiz? Tamam, sile link vermişiz. Bu sayfa açılıyor. Bir saniye. Önce şu linki bir düzeltelim. Şimdi sen diyeceğim şuradan gel. Seni kestim diyes. Şöyle şuraya yapıştırdım. Ama veri gelmedi zaten. Şöyle sayfayı yenilemiş olalım. Update role tarafında role ID. Şimdi ID ve name olarak çalıştık. Doğru mu? Doğru. Şurada name'in de nesini küçültelim. Name'in nesi de küçük gelsin. Tamam. Input type text. Role update view modelle çalışıyoruz. Tamamdır. Şöyle sayfayı bir daha yenileyeceğim. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi bunun kontrolüne baktığım zaman update role atamayı yapacak, geriye modeli döndürecek. Tamam, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi güncellerin üzerine geldim. Bir şey yazdırmadı burada. Neden? Şimdi normalde burada birinin gelmesi gerekiyordu. Bir bakalım buna. Burada bir de şöyle bir işlem yapsak. Şunlara value ataması yapsak. Value eşittir at model nokta ID. Burada da aynı şekilde value eşittir at model nokta name'den gelen değer desem. Şu araya da bir nokta koysak. Ardından index üzerinden tekrar tarayıcı üzerine göster diyeceğim. Bir bakalım gelecek mi? Tarayıcı üzerine göster dedim. Tek helper kullansaydık eğer böyle bir sorun yaşamayacaktık muhtemelen ama bir bakalım şimdi gelecek mi? Görelim. Rol düzenleme işlemi için güncelle dedim. Tamam geldi. Bu şekilde olacak, güzel. Şimdi bunda bir sorun yok. Sırada ne var? Sırada rolün güncellenmesi var. Şöyle şuraya geldim. Kopyaladım. Sen diyorum HTTP post attribütüyle çalışacaksın. İndim alta yapıştırdım. Parantezimi açtım. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Şimdi update rolün bu kez bir parametre alması gerekiyor. Sen rol update view modelden bir model parametresi al. Tamamdır. Daha sonra var values diyorum yine. Values değerler eşittir. Alt tire role manager nokta roles nokta ver. Parantez içerisinde x öyle ki x nokta id'si eşit model nokta id'den gelen değeri first or default'ta çek. Böylece güncelleyeceğim değeri hafızaya aldırmış oldum. Güzel. Sonra atamamı yapıyorum. Values nokta values nokta name eşittir model nokta name'den gelen değer olacak. Burada da atamamı yaptım. Çok güzel. Sonra ne yapacağım? Sonra şunu yapacağım. Var result sonuç eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra await. Şimdi await ise tabi burada asynchronic task kullanmak gerekiyor. Asynchronic task demiş olalım. Şöyle küçüktür sembolü içerisinde. Tamamdır. Await alt tire role manager nokta nokta dedikten sonra ne kullanacağım? Update asynchronic kullanacağım. Şöyle update asynchronic parantez içerisinde neyi update asynchronic edeceğiz? Value'dan gelen değeri. Nokta virgülünü koydum. Böylece value'dan gelen değer update olacak. Sonra diyeceğim ki eğer result nokta success eğer result başarılı olursa süslü parantezimi açtım. Return redirect to action parantezimi açtım. Çift action beni indekse yönlendir. İşte aksi durumda hata dönsün falan tarzında bir şeyler yapılabilir. Return view parantez içerisinde modelden gelen değer. Noktalı virgülünü koydum. Bu şekilde çalışması gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Tarayıcı üzerine göster dedim. Eğer bu da çalışırsa bir sonraki aşamaya geçeceğim. Bekliyorum gelmesini. Yüklensin sayfamız. Şimdi yüklendi. Şurada denemeyi güncellemeyi deneyelim. Denemenin sonuna geldim. İki tane daha E harfi ekledim. Rolü güncelleye bastım. Bakın iki tane daha E harfi gelmiş oldu. Tamam mı? Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Şimdi rol düzenleme işlemleri böyle. Bu kadar. Şimdi sırada ne var? Sırada rol silme var. Rol silmeyi de yapalım beraber. Şöyle. Şimdi admin rol controller'a geldim. Rol silme işlemi public. Yine asenkronik kullanacağım. Public asenkronik task küçüktür sembol içerisinde I action result ismi delete role olsun. Parantezimi açtım. Ne olacak? Tabii ID parametresi alacak. İndim aşağıya. Var values yine değerler eşittir alt tire role manager nokta nokta dedikten sonra roles nokta first or default parantez içerisinde x öyle ki x nokta ID'si eşit eşit benim dışarıdan gönderdiğim ID eşit olan değeri hafızaya al. Result eşittir await alt tire role manager nokta delete asynchronic parantezimi açtım. Parantez içerisinde values'tan gelen değer noktalı virgülünü koydum. Sonra ne diyeceğim? Eğer result nokta success eğer başarılıysa süslü parantezimi açtım. Return redirect to action parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde burası indekse yönlensin. Daha sonra return view'u döndürebilirim sanırım. Noktalı virgülünü koydum. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi tabi delete role için bir link vermem gerekiyor. İndekse geldim şöyle slash admin slash admin role slash yapıştırdım slash add item nokta ID'den gelen değer bu şekilde. Sağ tuşa tıkladım tarayıcı üzerinde göster dedim. Bakalım role silme işlemi başarılı bir şekilde çalışıyor mu? Görelim bakalım çalışacak mı? Şimdi bundan sonra rol atanacak kullanıcıları listeleyeceğiz. Daha sonra kullanıcı rol listesi yapacağız. Sonra kullanıcılara rol ataması yapacağız. Şöyle sil dedim. Sildi. Ondan sonra işte rollere göre kısıtlamalar gelecek. Bakın şöyle yorumlara tıkladım. Bir dakika yorumlar. Şu yorumları yapmıştık ama niye gitmedi? Ha şimdi geldi. Sonra roller dedim. Rollere gelmiş oldu ve silme işlemi çalışıyor. Bu kadar. Salı günü inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonu ders olmayacak. 28'inde de Kocatepe'de eğitimimiz var. Afyonkocatepe'de 29'unda devam ederiz. Ayın 29'unda 141-142, ayın 30'unda 143-144, 31'inde Samsun Üniversitesi'ndeyiz. Ayın 1'inde 145-146, ayın ikisinde 147-148 ve ayın 4'ünde gündüz 149. ders gelecek. Akşam da iftardan sonra Ramazan zaten 2 Nisan'da başlıyor. İftardan sonra da saat 10.30 civarında 150. ders finali canlı yayını YouTube'da yapacağız inşallah. Bu kadar. Bir sonraki derste 141. derste görüşmek dileğiyle.